Yani bir gün önce Gökhan şey getirdiğinde, Ayıcık getirdiğinde Didem orada gösteriş yapıyorsunuz. Evet. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz demedi mi? Evet, Gökhan limuzun tuttuğu zaman biz burada el arabasını aldık gittik. Biz ufak şeylerle de mutlu oluruz, şakayı aldılar. Gülmedik mi hep beraber? Niye şimdi beklentileri buydu? Niye Didem'in hayali limuzinde helikopterdi? Ne oldu? Şimdi mi gün yüzüne çıkıyor bunlar? Şimdi mi çıkıyor abi? Şimdi mi helal olsun. Buyur. Gökhan senin hayallerini sorguluyor. Bizimkiler bir gün öbür gün bizim ne hayaliniz var diye sormadılar. Bir gün kız arkadaşım dedi ki ya dedi bu eskiden annelerimizin yaptığı tostlar vardı ya dedi ateş üstünde yapılıyordu dedi. Aa hiç sorma. Demir. Heh. Aynen. Kanki. Kıstırıyorsun. Çevirmeli. Dedim ki ha ne güzel falan filan dedim. Aradan bir ay geçti. Anneler gününde gittim ona o hediyeyi aldım. Gittim Ankara'da aradım taradım buldum. Çok ama en hakikisi yani en güzelinden aldım böyle. Pazardan bulmuşsundur. Var hala pazarlarda. Saman pazarı vardı. Şeyde. Ankara'da öyle meşhur öyle. Saman espri pazarı vardı. Espri olsun diye böyle eski anların aklına gelsin. Ya çok seviyordu. Onda tost yemeği amcamı çekmişti. Merak gittim ediyorum. Anneler gününde aldım getirdim ve nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu. Yok ama ben bunu söylerken önlem olarak geçmiş olduğu için bunu anlatıyorum. Bundan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum diye söyledim. Cümleye bak. Anne olan kız arkadaşını programda hatırlatman da iyi olmuş. Efendim? Yok bir şey. Eski, çok eski. Ankara'dayken. Niye burada bahsediyorsun eskilerinden o zaman? Küçükken ya. 11-12 yaşlarında. Şahin gibi bir şeydim işte. Ya sen... Eskiydi. Cümleye başlarken de zaten bu sıkıntı olur mu olmaz mı bilmiyorum burada biz dedim. Eskilerimizi anlatmıyoruz. Anladın mı? Sıkıntı burada. Tamam. Ya çok özlediysen şeydi. Eskinle ol. Benim canımı sıkma burada. Niye yad ediyorsun, anıyorsun burada? Neyin peşindesin sen ya? Olmak istemiyorsan olma o zaman arkadaşım bu kadar özlediysen. Biz bir eskine demedik ki zaten iki ayda burada. Yırttık kendimizi edemiyoruz. Anladın mı? Layık bulmuyorsun çünkü. Hiçbir şeye layık görmüyorsun. Ne dün yerin dibine gibi soktun. Ailen misin sen görmüyor? Kimsin şu bu? Sana ne yapayım daha benim? Sen kimsin ki dedin. Ailen misin sen benim? Ben senin hiçbir şeyin değilim arkadaşım. Hiçbir şeyin değilim. Ya ailem olmak gerekir sevgi olması için insanlar arasında. Susuyoruz 2 saattir burada. Ne susuyorsun be? Yerin dibine sokuyorsun, rezil neyin ediyorsun yani. Neyin yerin dibine soktum? Demek ki hiçbir şey var ki eskine kadar anlatmışsın programda. Gül oynaya ya. Kadar? Gül oynaya nasıl anlatıyorsun sen böyle bir şeyi? Neyi eksik ettim? Benim bunu göreceğimi bilmiyor musun sen? Sen benim bunu izleyeceğimi bilmiyor musun? Hala o bahsi geçen kişi hakkında konuşuyorsun. Hangi bahsi geçen? Dönüyor ya? İnternette isimleri. Ya saçma sapan konuşma, ondan tamam bahseder. Tamam ben değilim. Ya yürü git Allah'ını seviyorsan. Ankara diyorum ya. Sağır mısın? Bilerek duymaya çalışıyorsun. Bitirmeye mi çalışıyorsun sen bu işi? Adam akıllı kızıyorsan kız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Adam akıllı kızıyorsan kız. Sakin onunla tartışın şunu. Ankara diyorsa internette dönen hanım değil mi bu? Bilmiyorum Seda. Seni tahrik eden o isim değil mi bu? Bilmiyorum, mevzusu dönüyor sürekli. Canım sıkılıyor zaten onun mevzusu döndükçe.